Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu yıl güneş koruyucu videolarının ilkiyle karşınızdayım. Daha önce çekmiş olduğum videoların linkini aşağıya bırakacağım. Orada daha önce kullanmış olduğum yapısını merak ettiğiniz güneş kremlerini de bulabilirsiniz. Almış olduğum ürünlerin linki de aşağıda olacak. Ben ya Trendyol üzerinden ya da hepsi buradan alıyorum. Her ikisinin de linkini bırakacağım çünkü bazı ürün birinde çok uygun olabiliyor, diğerinde daha pahalı olabiliyor. Bütçeniz hangisine uyarsa bakabilirsiniz. Hepsinin linki aşağıda olacak. Açıklamalar kısmına tıkladığınızda linklere ulaşabilirsiniz. En başında güneş kremlerinin bu yaz ilk videosuyla şunu söyleyeyim. Temmuz ayında 39 yaşında olacağım. Yağlı, hemen sivilcim çıkarmaya meyilli, gözenekli bir cilde sahibim. Ben ürünleri değerlendirirken, yorumlarken lütfen bunları göz önüne alın. Bazıları için videolar çok uzun gelebilir. Deneme videolarını, ilk uyguladığım kısımlarını hızlı da geçebilirsiniz. Fakat bazıları için ve benim için gerçekten ilk uygulama yaptığınızdaki reaksiyon çok önemli. Ben size burada içerik anlatmayacağım. Sağlık okumuş biri olarak şunu söylemeliyim ki içerik anlatmak herkesin haddine ve yapabileceği bir şey değil. Benim o konuda bilgim ve eğitimim yok ama ürünlerin yapısını, ilk uygulamasını, ciltte nasıl durduğunu en azından deneyimleyerek ürünün yapısını görebilirsiniz. Bunları size kendi fikirlerim ve deneyimlerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi 3 ürün deniyorum. Her ay bu şekilde 3 ürün uygulamaya, denemeye, deneyimlemeye çalışacağım. Sizden gelen en çok merak ettiğiniz ürünlerin ilkiyle başlıyorum. Holika Holika markasının Aleo Shooting Essence güneş koruyucusuyla başlayalım. Bence ilk uygulamayı bir izleyin. Herkese selamlar. Güneş kremlerinin 15.siyle karşınızdayım. Bu 15. video oluyor yani. İyi bir background yapmıştım. Ben şimdi çok konuşmadan hemen bu yılın ilk güneş kremiyle başlamak istiyorum. En başta ben çok merak ediyordum. En başta sizden de çok böyle Zeynep dene dene diyenler oluyordu. Holika Holika'nın aloe vera içeren Shooting Essence. İnce yapılı olduğunu düşündüğüm güneş kremiyle karşınızdayım. Face and Body bir ürün. SPF 50 Plus PA 4 adet Plus'ı bulunuyor. Waterproof bir ürün. Ve 70 ml bir ürün. Şimdi bu yüzüme uygulayıp beklerken konuşmalarım birçok kişi tarafından çok gereksiz de bulunabiliyor. Fakat mesela şunu şuradaki koruma bantından tutun. Ambalajlanması. Ya da işte şöyle açtığınızda var mı? Şurada bir şey yok mu? Yani koruma bantından bahsediyorum. Bu tabii dışarıdan bantlı olduğu için bunlara koymayabiliyorlar ama birçok markada bunlar çok önemli. Daha önceki güneş kremleri videolarını seyrettiyseniz böyle kendi satış sitesinden ya da farklı bir satış sitesinden aldığınız ürünlerde de eğer ki koruma bantları yoksa ürün bayat olabiliyor, bozuk olabiliyor. Her ne kadar üzerine tarihi yazsalar da farklı içerik olabiliyor maalesef ülkemizde. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu ürünün son tarihi 2026. 7. ayın 14'ü 2026. 2026'ya kadar zamanı var. Bunlar birçok kişiye gereksiz gibi görünse de aslında önemli detaylar. Şöyle bir çalkalayayım bakayım yine hızlıca. 2 parmak uygulayın, nohut kadar uygulayın, 2 gram uygulayın. Cildinizin ihtiyacı kadar ne kadar ne kullanıyorsanız öyle uygulayın. Sabah çok erken, 1 saat böyle yüzüme gene güneşin patladığı saatler. Yüzümde hiçbir şey yok. Her zaman bu böyle tüm güneş kremleri videolarında söylüyorum. Şöyle yumuşak kıvamlı bir ürün. Çok böyle kremsi kremsi. Bir şey değil mi? Kokusu yok gibi. Koku yok gibi. Yok gibi. Eğer sizin de benim gibi koku hassasiyetiniz ya da kokulara böyle duyarlılığınız falan varsa bunlar önemli şeyler. Dediğim gibi birçok kişiye gereksiz gelebilir ama zaten burada hani ürünün yapısına ilk bir birlikte deniyoruz. Evet, şimdi şöyle yeşil bir bitki kokusu geliyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı emilen, yayılan bir ürün. Hiç zorlamıyor yani. Şu an yüzümde bir ağırlık hissi de yok. Aksine bir ferahlama hissi var.
Gördüğünüz üzere aşırı kolay emilen süt formunda bir koruyucu. Tabii şimdi gün içerisinde nasıl olur bilmiyorum ama ilk günümüz böyle. Gene videolarda üçer 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 kremleri koymaya çalışacağım. Şimdi bu krem için özellikler neler anlatmışlar? Hem UVA hem UVB ışınlarının etkili bir şekilde bloke ederek güneş yanının oluşmasını ve ultraviyolenin agresif etkilerinin neden olduğu cilt hasarları olasılığını en aza indiriyormuş. 50 plus PA 4 adet plus'ı bulunan bir güneş koruyucu. Yağlı parlaklığın ortaya çıkması yağ bezelerinin çalışmasını kontrol eder. Cilt tonu tazeliğini korur. Sıcak bir günde tazelik ve ferahlık hissi verir, nemlendirir, tazeler ve yatıştırır. Gerçekten yüzünüze bir su böyle vuruyor musunuz gibi ya da güzel nem veren, sizi ferahlatan bir ürün. Hani bazı güneş kremlerinde oluyor ya, burada da görüyorsunuz mesela sürdüğüm gibi terletiyor. Bir yandan da bakıyorum duruşu nasıl diye. Sürdüğüm gibi mesela terletiyor, bunda asla öyle bir şey yok. Aloe vera özlü cilt seviyeli, çok seviyeli cilt koruması. Nemlendirici bir film oluştururmuş. Sıcak bir günde tazelik, rahatlık hissi verir, nemlendirir, tazeler ve yatıştırır. Duruş hala böyle hafif bir parlıyor. Tabii ki ben bunu şimdi makyaj altında, hatta bugün dışarıya çıkacağım, dışarıda her yerde kullanacağım. 160'tan fazla bileşen içeriyormuş. Amino asitler, vitaminler ve mineraller varmış. Kan dolaşımını uyarır, cildi nemlendirir ve nemli tutmayı sağlar. Soğuma ve eğilimli ciltler için etkilidir. Güçlü bir iyileştirici etkiye sahiptir. İçerisindeki özel maddeler olan ligninler sayesinde cildin elastikiyeti artar. Wow! Tüm ciltler için uygundur diyor. Şimdi su geçirmeyen, nemlendirici, yüksek UV koruması içeren, yüz ve vücut için uygun yenilenmiş versiyonuymuş bu. Yenilenmiş versiyonu 2021'de olmuş arkadaşlar. Tüm ciltleri, cilt tipleri için uygun bir güneş koruyucu. Karşıdan fazla ışık geliyor şu an yüzüme, o sizi yanıltmasın. Normalde daha sağlıklı bir cilt görünümü var. Ki benim cildim yaşlı, yağlı bir cilt. O yüzden şöyle gel bir bakayım. Ya karşıdan gelen ışık sizi biraz şey yapmasın, böyle yanıltmasın. Şimdi yorumlara bakalım. Yorumlar şöyle. Geçenlerde biri yazmış, ilk defa izlemiş videoyu, anlıyorum onu da. İnsanların her zaman her şey evet çok güzel bunu alın demesiyle devam ediyor maalesef. Herkes buna alışkın olduğu için... İşte sen ürünü anlatmıyorsun ki, yorum okuyorsun orada. Yorumu herkes okur. Dedim ki sen olayı yanlış anlamışsın. Ben yüzümü emilirken diğerleri ne düşünüyor ona bakıyorum. Yani benim videolarım sponsorlu bir video da olmadığı için o yüzden alın bu çok güzel diyemeyeceğim. Siz emilimini seyrederken diğer kişilerin reaksiyonları, tepkileri ne şekilde olmuş? Herkes beğenmiş mi, beğenmemiş mi? Ona bakalım ki bu bence çok önemli bir şey. Yani ilk ürünü sürdüğünüz 1-2 dakikada bir şey olmuyor da sonrasında birçok şey, reaksiyon gelişebiliyor. Bence bu da önemli. Ürünün emilimini görürken bakabilirsiniz yorumlara. Bence gayet güzel. Yani. Çok güzel bir güneş kremi indirimi yakalayıp stokladım. Keşke daha fazla yıldız koyabilseydim. Hangi özelliğini arıyorsanız mevcut SPF ürünü, hafif, koruması yüksek, verdiği aydınlık gün boyu devam ediyor. Kuru cildime nemi de yeterli geliyor. Bence yağlı ciltlerle sorun yaşamaz. Ürün su bazlı, yağlı yağlı durmuyor, soyulmuyor, makyajın altında çok konforlu. Ürün çok bereketli ve büyük. Evet, bu tarz ürünlerde artık hem büyük olması hem ekonomik olması bizim için maalesef çok önemli. Genelde herkes çok beğenmiş. Karma cildim var. Sivilcelere yatkın. 3 aydır her sabah kullanıyorum. Hiçbir yan etki, sivilcelenme yapmadı. Çok ağır yüz makyajı yapan biri değilim ama highlighter sürdüğümde oynama bozulma olmadı. Yapısı çok hafif, aşırı hızlı dağılıyor. Topaklanma, beyazlık, yağlı hissi yok.
Başka bir marka kullanıcısıydım. Bunu severek kullanıyorum. Şöyle bir yorumlara baktığımda genelde herkes tarafından, her cilt tipi tarafından beğenilen bir ürün olarak görüyorum. Bir bakın emilimi nasıl duruyor. Herhangi bir terleme yok. Herhangi bir yapışkanlık hissi, yağlı bir hissi yok. Sadece nemli hissi var ve bu da gayet güzel. Zaten ürünü sürdüğünüzde dediğim gibi ferahlama hissiyle birlikte güzel bir bitki kokusu da alıyorsunuz. Bence şimdilik gayet geçer not aldı. Tabii daha sonra üst üste uyguladığımda makyajın altında nasıl olur bilemiyorum şu an bunları. Ama ilk izlenim olarak bence gayet yeterli. Şu asamı durur, şunu da göstereyim. Şimdi ürün böyle. İlk uygulamasını izlediyseniz sonrasında bunu daha da sevdim. Kullandıkça sevdim. Üst üste tekrarladım. Makyaj altında kullandım. Nemlendirici uygulamıyorum hiçbir zaman bu arada. Sabahları sadece güneş koruyucunun nemlendiricisi benim için yeterli oluyor. Çok çok sevdiğim bir krem oldu. Boyut olarak, yapı olarak, dediğim gibi ben yağlı ciltli biri olmama rağmen gerçekten çok memnun kaldım ve her cilt tipinin de çok rahatlıkla kullanıp seveceğini düşünüyorum. Hiç eksisi yok. Çok banko bir ürün. Her cildin bence rahatlıkla kullanabileceği bir ürün. 70 ml'lik bir ürün. Böyle ne çok aşırı su, ne çok yoğun, hiçbir şekilde cildimi rahatsız etmedi, hiçbir şekilde gün içerisinde gözümde, oramda buramda akma yanma hiçbir şey yapmadı. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Çok memnun kaldım ve çok beğendiğim bir ürün oldu. Geliyorum bir sonraki güneş koruyucusuna. Gene sizden gelen isteklerden biriydi. B.O. Epicare, B.O. markasının güneş koruyucusu. Bence ilk izlenimini bir görün. Boya'nın ikinci kremi B.O. markası ile karşınızdayım. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üretilmiş ve geliştirilmiş bir ürün diye biliyorum. Ama çok da araştırdım, söylemeyeceğim. Eşim öyle demişti. Eşim bunun propolis, polen, gıda takviyelerini kullanıyordu. Ben de bugün kremini deneyeceğim. Çok merak edilen, sizlerden de çok böyle Zeynep denen ürünlerden biriydi. Sabahın çok erken saatleri ben yüzümü sadece su ile yıkadım bugün. Aprikaya Propolis'li mineral çinkolu yüz kremi. Arge merkezimizde uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Herhangi bir kutusu yoktu. Ahşap bir kapağı var. Açıyorsunuz, koruma bantı var. Neden bunları ben kamera önünde açıyorum ya da neden koruma bantlı ürün açmak önemli? Bunu defalarca söylemiştim size. Evet, ürünü ilk defa sizin açmanız çok önemli. Çünkü tarih geçmiş olabiliyor, eski ürün geliyor gibi bozuk ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir de yani o kadar para verdiğiniz şeyi bırakın da ilk siz açın. Koruma bantıyla şöyle çalkalamama gerek var mı? Böyle hafif kıvamlı bir şey, yoğun bir ürün gibi geldi. Bu renkli mi? Bir dakika. Bu renkli bir ürün mü? Aa. Anadolu Propolis'i nan nano mineral çinko zeytinyağı aloe vera. Bir dakika. Aa. Böyle. Görebiliyor musunuz? BB krem gibi. Ama bu tek çeşitli. Bunun başka çeşidi yok ki. Doğal bileşenlerden üretilmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi 50+ SPF içermektedir. İçindekiler aqua, çinko. Propolis doğal bir ara ürünüdür. Anadolu coğrafyasındaki bitki zenginliği sayesinde Anadolu propolisi güçlü bir antioksidandır. Türkiye. Aa, bir dakika, bu renkli mi? Yalnız yaşadığım şok. Şimdi elimden alınca şöyle geldi. Kıvamını görebiliyor musunuz? Böyle yağ ayrışmış.
Garip bir kokusu var. Yağlı mı bu? Biraz da alacağım boyun bölgemi uygulamak için. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle bir kıvam var. Böyle sürerken yağ elinizde kalıyor. Böyle pütürlenen bir yapısı var. Ben her zaman boynuma da uyguluyorum. Şimdi ürünün eminimini beklerken bekleyelim bakalım neler olacak. Terletme yapacak mı? Genelde böyle yağlı ürünler benim cildim terletiyor. Ben sonra bu ürünleri ne kullanabiliyorum, ne sevebiliyorum. Ama biraz böyle hafif değil. Böyle vıcık vıcık. Yağlı, yapış yapış bir ürün. Bakalım biraz bekleyelim nasıl olacak emlince. O yüzden yorumları okuyorum. Hani kim nasıl memnun kalmış mı kalmamış mı? Ben daha önce okumadan almıştım. Başka? Ciltte beyazlık bırakmaz. Yaşlanma etkilerine karşıdır. Cilt tonu eşittir. 80 dakika suya dayanıklıdır. Hipoalerjenik bir üründür. UV ışınlarına karşı doğal koruma, güneşten koruyucu etkisi klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. Ben ürünü kendi satış sayfasından aldım. Trendyol üzerinde kendi satış sayfasından aldım. Yani onlar da zaten çok bir şey yazmıyorlar ürünle ilgili. Tüm özelliklerine bakayım. Propolis, mineral çinko, güneşe karşı koruma sağlarken zeytinyağı ve aloe vera cildi besler, bakım yapar. Patenti tamamen doğal bir formüle sahiptir. Kimyasal filtre, paraben ve renklendirici içermez. Tüm cilt tiplerine uygunmuş arkadaşlar. Suya dayanıklı, leke karşıtı bakım sağlayan bir ürün olarak görünüyor. Kullananlar var mı? Çok. 943 kişi kullanmış. Mesela ben bunun renkli olduğunu falan görmemiştim. Yani öyle bir yapıda olduğunu görmemiştim. Bakmamıştım hiç. Geçen yıl yaz ayında keşfettiğim mucize krem bu kadar açık tane hassas ciltli olup bu kremi sürünce kızarmamak. Umarım iyi bir indirim olur, stok yaparım. Evet, hepimiz indirimlerde stok yapma derdindeyiz. İlk sürünce ağırlık hissi oluyor ama hemen dağılıyor. Temiz içerikli olması tercih sebebimdi. Memnun kaldım. Ben aldıktan sonra indirime girmesi beni çok üzdü. Çok severek kullanıyorum, stok yapıyorum. Annem için almıştım. Çok memnun kaldı. Bir tane de kendime sipariş edeceğim. Genelde insanlar beğeniyor. Evet, ilk başta ağırlık hissi var ve bende hala var. Hala yağlı. Yapış yapış. Elim yapışıyor. Öyle hemen eminmedi. Dediğim gibi yüzümü sadece suyla yıkadım. Başka herhangi bir üründe, hani eminimini zorlaştıracak herhangi bir üründe yok altında. Bu mesela bana makyaj altında falan olmaz. Makyajımı akıtır. Çünkü cildim çok kuru değil. Bence çok çok kuru olması gerekiyor benim böyle bir ürün kullanabilmem için. Çocukla birlikte kullananlar var. Yani genelde kullananlar memnun. Vegan bir ürün olması güzel diyorlar. Bilmiyorum, şu an için yapış 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 ve elimin üstünde sürdüğüm yerde yapış yapış. Dediğim gibi kendi satış sitesinden almıştım ben. Şimdilik ürünün ilk izlenimi böyle olsun. Birkaç gün deneyeceğim ben şimdi bunu. Evet, ilk izlenimini gördüyseniz
benim çok anlaşamadığım bir krem oldu. Belki daha kuru ciltliyseniz, belki cildiniz yağları daha çok seviyor ve istiyorsa bunu deneyimleyebilirsiniz. Fakat benim anlaşamadığım yapıda bir ürün. Güneş altında hiçbirini denemediğim için koruyuculuğu hakkında hiçbir şey konuşamıyorum ama krem çok yağlı bir krem. Yüzümde sürekli kustu. Üst üste uygulamayı geçtim. Sabah sürdüğüm krem akşam saatlerinde bile dokunduğumda şöyle bildiğiniz yağ elime geliyordu. Bu benim cildimde çok iyi olmayan, benim çok anlaşamadığım bir krem maalesef. Bunu bence daha kuru ciltliler, cildi daha yağı sevenler, daha kurumaya meyilliler kullanmalı. Eğer cildiniz yağlarla iyi anlaşıyorsa ben bunu anlaşamadım. Bunu deneyimleyebilirsiniz. Kötü mü? Hayır. Dediğim gibi bana uymadı. Benim cilt yapıma uymadı. Yağlı dokuyu, yağlı hissini sevmiyorum. Yani yüzüme dokunduğumda böyle bildiğiniz parmağıma parlak yağ geliyordu. Bu benim için konforlu değil. Bunu üst üste tekrarlamaya kalktığınızda daha da kötü oluyor. Eğer ki tekrarlıyorsanız, ki ben çok sıcak ve güneşin altındaysam tekrarlıyorum. Bu benim anlaşamadığım, benim yapıma uymayan, benim cildimle iyi anlaşamayan bir ürün oldu. Bu demek değil ki ben çok sivilce çıkardım ya da cildimle çok yağlanma yaptı. Yağlı hissini sevmedim. Eminimi benim için uygun değil. Uygulaması, cilde yayılması zor. Yani sadece ilk izlenimle değil, sonrasında birkaç gün denedikten sonra bunlara karar verdim. Benim çok anlaşamadığım yapıda bir ürün. Daha kuru ciltliler, daha neme, yağ alışkın, ihtiyacı olan, yağ kullanmayı seven ciltler buna bakabilir. Son güneş kremim The Sim markasının Jeju Fresh Aloe. Hemen bence ilk izlenimini bir görün. Serinin 3. videosuydu. 3. krem ile karşınızdayım şöyle. The Sim markasının Jeju Fresh Aloe 50 Plus PA4 adet Plus'ı bulunan jel formda güneş koruyucusunu deneyeceğiz bugün birlikte. Vionine'dan aldım ben. Şöyle alt ve üstünde koruma bantları var. Şunları hemen açalım. Yani ürünü ilk siz açıyorsunuz. Bu benim için çok önemli ve güzel bir özellik. Şöyle bir ürün. Bir çalkalayalım açmadan önce. Yüzümü gene suyla yıkadım. UV ışınlarına karşı koruyormuş. 3-4 saatte bir yenilemeniz tavsiye ediliyor. 25 derecede saklayın diyor. 50 ml'lik bir ürün. Ürün açıldıktan 12 ay sonra biter diyor. Yani 12 ay içinde tüketin diyor. Şimdi şöyle formunu göstereyim size. Şöyle jel formda bir ürün. İhtiyacınıza göre uygulayınız. 2 parmak, 2 gram. Canınızın istediği kadar. Ben şöyle ürünü alıyorum. Çok böyle aloe vera dolu bir video oldu ama şöyle hangi kremleri deneyim diye sorduğumda sizden gelen çok güzel kokuyor. Parfüm kokusu değil asla. Temiz, ferah, böyle doğal bitki kokuyor. Oo. İlk sürdüğünüzde ben tabii bol bol sürdüm şu an. Yüzümde hiçbir şey yok. Bol bol uyguladım. Ferahlatıyor. Ferah bir yapı var. Yüzünüze böyle yıkarken su vurursunuz da kendinize gelirsiniz ya. Öyle bir his veriyor. Ferah bir hissi var. Gördüğünüz üzere sürümü çok kolay. Wow. Boynumuza da uygulayalım. Bugün şimdi makyaj yapıp dışarıya çıkacağım. Herhangi bir yanma bir sorun yok. Şimdi bunun nemilimini bekleyelim biraz. Beklerken de bakalım ürün özellikleri nelermiş. Ben Vionine'dan aldım söylediğim gibi. Linklerini aşağı koyarım gene bunların. Leke karşıtı, su bazlı, renksiz, paraben içermeyen, tüm cilt tiplerine uygun bir güneş koruyucu olarak geçmekte. Tü 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 tü.
Yorumlarına da bakacağım. Fakat ürün özelliklerine şöyle bir bakalım neler varmış. Gerçekten ferahlatıyor. Yani ne kadar yoğun uyguladığımı gördünüz. Yağlı bir ciltli bir karakter olmama rağmen. UV ışınlarından cildi koruyan, tahriş oluşmuş cilde nem sağlayan bir güneş koruma jeli olarak geçmekte. Aloe barbadensis yaprağı suyu ile cildi ferahlatır, nemlendirir. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyormuş. Cildin pürüzsüz ve canlı görünmesini sağlar, kimyasal filtreler içerir. Jelimsi ve yumuşak dokusu sayesinde cilt tarafından rahatça emilir. Güneş kremi kullanımı ile cilt hem nemlenir hem de korunur, aydınlanır. Kullanım rahat ve konforludur. Ciltte yapış yapış his bırakmaz. Ana içeriklerinde niasinamid, yaşlı ciltler için birçok fayda sağlayan çok etkili bir cilt onarıcı bir bileşendir. Düzensiz cilt tonu, ince çizgiler, donukluk, genişlemiş gözenek, zayıflamış cilt yüzeyinin görünümünü gözle görülür şekilde iyileştirir. Aloe vera özü ise içerdiği protein, vitaminler ve bazı bileşenler sayesinde kolajen üretimini arttırdığından cildin yenilenmesini sağlar. Bu nedenle her tür yanık, yaralanma ve cilt tahriş durumunda tek başına sorunlu bölgeye sürülerek kullanılabilir. Cilde nem kazandırır, gözenekleri sıkılaştırır, siyah nokta oluşumunu önler, kırışıklık karıştırır ve kaşıntıyı giderir. Kadın erkek kullanımına uygundur. Güneşe çıkmadan 15-20 dakika öncesinde uygulayın ve gün içerisinde 3 kere tazeleyin. Yüz ve kollar içinde uygundur deniyor. Akut ve kronik güneş hasarına yol açabilecek, ultraviyole radyasyona maruz kalınmasını en aza indiren yağda çözünülebilen bir filtredir. Bayağı da güzel açıklama yazmışlar. Her markada bunu bulamıyorsunuz. Güney Kore'den ithal edilen 50 gramlık bir üründür. Ürün açıldıktan 12 ay sonra 12 ay içinde tüketilmesi gerekir. %100 Kore ürünüdür. Gibi gibi. Aa, bayıldım. İçerikleri çok güzelmiş. Yalnız çok ferah bir ürün. Şöyle söyleyeyim. Şimdi kullanıcı yorumlarına da bakayım. Birçok kişi rahatsız oluyor ama ben bakacağım. Hiç bakmamıştım çünkü. Şöyle söyleyeyim, gerçekten ferah bir ürün. Yani sizi böyle rahatsız edecek, ağırlık yapacak bir ürün değil ki. Ne kadar çok sürdüğümü siz gördünüz. Şöyle. Eminim'i beklerken hemen bir iki şöyle hızlıca yorumlar göz atayım. Çok güzel bir güneş kremim. C vitamini kullandım, topaklanma yapmadı. Benim için en önemli kriter bu. Üstelik çok da kolay emiliyor. Beyazlık bırakmıyor. Nemlendirmesi de bana yeterli geldi. Karma cilt tipine sahibim. Aloe vera etkisi çok güzel. Nemlendirici gibi kullandım. Konforlu, birazcık göz yakıyor sadece. Daha ona ben gelemedim. Göz yakıyor mu yakmıyor mu bilmiyorum. Çoğu güneş kremi gözlerimi yakıyor. Birçok popüler markayı denedim. Gözlerim fazla hassas diye düşünüp kabullenmiştim ama artık bu güneş kremiyle ilk kez gözüm yanmadı. Sadece nemlendirici sürmüşsünüz gibi hissettiriyor. Hep almaya devam edeceğim. Bazılarının gözünü yakarken bazılarının yanan gözlerine de iyi gelebiliyor. Ürünü ilk defa alıp kullandım. 2 kutu aldım. Uyuna geldi. Gelelim. Kimyasal filtrelerden oluşuyor. Yüzde beyazlık bırakmıyor. Hafif parfümsü bir kokusu. Ama sonra geçiyor. Denizde kullanılmaz demiş. Niye? Denizde kullanılmaz diye yazmış biri. Bilmiyorum. Denemek lazım. Niye kullanılmasın ki? Güzel bir ürün. Yapısını, kokusunu çok beğendim. Yani genelde beğenilmiş. Eminim'i harika. Hiç yağlı his bırakmıyor diyenler çok fazla. Şimdilik ilk izlenim olarak herhangi bir sıkıntı yok. O kadar yoğun sürmeme rağmen birikme yapmadı ya da yüzümü terletmedi ya da herhangi bir yanma yapmadı. Göz çevremde de bir yanma yok şu an. Böyle sağlıklı da duruyor. Aynadan da bakıyorum sürekli kendime. İlk izlenim bu kadar olsun.
Evet, ilk izlenimini gördüyseniz bu da gene hafif yapıda bir aloe vera güneş koruyucu kremi. Dediğim gibi tekrarlıyorum. Güneşin altında denemediğim için hiçbir şey söyleyemeyeceğim ama günlük okey. Bugün de cildimde makyajın altında bu var. Gayet güzel, makyaj altında da hiçbir sorun yok. Ama diyeceksiniz ki Zeynep, bu videoda iki tane güneş koruyucu var aloe vera içeren. Eğer ki bir tane aloe vera içeriği, bunlardan hangisi? Yani şimdiye kadar hiçbir videoda böyle en iyisi bu demedim. Çünkü sadece biz burada yapılarına bakıyoruz ama iki aloe vera güneş kremini karşılaştıracak olursam The Sim markasının yapısı biraz daha ağır. Biraz daha yapışkanlık hissi bırakıyor ve bu his hemen geçmiyor. Videoda gördüğünüz kadarıyla emiliyor, okey, ama sonrasında o yapışkanlık hissi var fakat bunda o yok. Yani bunun yapısı Holiko Holiko'ya göre bir tık daha yoğun ve daha ağır yapıda. Bu daha süt formunda, daha kolay emilen. Dediğim gibi hiç kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Hiç eksisi olmayan bir krem. Bu biraz daha kuru ciltlerin tercih edebileceği bir ürün. Ben bunu serum üstüne de uyguladım. İşte tek videoda gördüğünüz gibi ilk suyla yıkadıktan sonra da uyguladım. Kötü mü? Asla hayır. Bunun yapısı bir tık daha ağır, daha yapışkan his bırakabiliyor. Fakat bu tamamen emilen, yüzünüzde hiçbir şey yokmuş gibi sizi ferahlatan, su sürmüşsünüz hissinde. Bu da gene aynı şekilde yüzünüzü ferahlatıyor. Ferah, taze bir his veriyor. Ama dediğim gibi yapış yapış bir hissiyatı da var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. O yüzden videonun starı bence Holiko Holiko'ydı. Gerçekten çok güzel bir güneş koruyucu. Şimdiye kadar bu ay denediklerim bunlardı. Yarın yeni videolara başlayacağım. Daha birkaç video arkaya giderseniz kullanmak için aldığım güneş kremlerinin göreceksiniz neler var, neleri deneyeceğim. Sizin de merak ettiğiniz, bütçeyi çok zorlamayacak, şartlara uygun olan güneş kremlerini aşağıya yazabilirsiniz. Hep beraber deneyimleyebiliriz. Bu video bu kadar olsun. Biliyorum videolar çok uzun oluyor ama bu ilk izlenimler, ilk uygulama videoları bazıları için çok gereksiz ama aslında çok önemli olaylar. Yani ürünü sürdüğünüzde cildin verdiği reaksiyon ya da emilimi ya da o hissiyat, mesela bazı ürünlerde çok anlamsız reaksiyonlar gelişebiliyor. Ya da bazıları çok yüz terletebiliyor, nefes aldırmıyor gibi 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 bir sürü şey oluyor. Şimdilik bu kadar olsun o zaman. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki güneş koruyucu videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.